Şimdi şöyle düşünün. Kader dediğimiz zaman düşüneceğimiz şekil bu. Allah ezeli ve ebedi olarak bütün kainatı, her şeyi, maddi manevi her şeyi kesiksiz olarak görüyor. Düşünün ki sizin bir gözlüğünüz var. Onu taktığınız zaman bütün yer yuvarlağının tamamını, arkasını, önünü, her tarafını kesiksiz görüyorsunuz. Ve de elinizde dünya üzerinde olacak şeylerin olması veya olmaması bakımından iktidar da elinizdedir. Bir kişinin şu veya bu şekilde bir hadiseye maruz kalmasını veya kalmamasını istediğin takdirde elindedir. Allah'ın hakimiyeti bu manada oluyor. Allah bizi sonradan görmez. Veya hiçbir şeyi sonradan görmez. İlmi ezelisiyle olan ve olmayan, olmuş ve olmamış, olacak ne ki varsa hepsini birden görür, bir anda görür. O zaman kadere bu şekilde iman eden kederden emin olur. Ama şöyle kapalı bir şekilde düşünüyorsun, kaderi o şekilde anlamıyorsun. Yani bir şey inanıyorsun ama şey yok yani, fazla bir hakikatını bilme durumun yok. O zaman iş değişir biraz. Bu bizim dersimiz şeyden gidiyoruz, seçme yapıyoruz esasat-ı nuriyeden. Şimdi şu kısma geldik, işaretledik onu. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önde görülmek hissiyatı ihlası kırar. Bir ara başlık bu. Asrımızda da bu önde görülmek hissiyatı istila etti. Mücadelesi veriliyor. Evet. Şöyle devam ediyor. Tarik-i Hak'ta gidenlere refakatle, yalnız Tarik-i Hak'ta gidenlere, ama Hak yolunda gidenlere refakatle iftihar etmek. Ve arkalarından gitmek, onları önde tutmak yani. Ve imamlık şerefini onlara bırakmak. Yani namazdaki imamlık değil bu. Önde görülmek manasında. Ve o hak yolunda, hak Kur'an'dan gelen hükümler manzumesi oluyor. Hak yolundan kim olursa olsun, kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak. Ve ihlas ile bir dirhem amel, ihlassız batmanlarla, şuraya getir, amellere racih olduğunu bilmekle ve tabiiyeti, yani bağlı olmak tarzını dahi sebebi mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete
kendisinden bağlanılan kişi olmaya tercih etmekle o marazdan kurtulur. Önde bulunmak hissi insanı tesir altında bırakarak hizmet dairesinde inşikaklar sebebiyet veren yollara girmemek lazım. Çünkü önde bulunma hissini, hareketini, tarzını gösterdiğin zaman aynı şeyi, aynı hissi tahrik eder diğerlerinde de. Bu sefer aşılanır derken bir zaman gelir ki herkes önde olma derdiyle dertlenir. Bu sefer de işin içinden çıkar çıkılmaz. İhlası kazanır, kurtulur ve ihlası kazanır. Lamalar 153. İşte ehli hakkın bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilacı ve la tenazau fe tefşelu ve tezhebe rihukum ayetindeki şiddetli nehi ilahi. Buradaki şiddetliymiş Allah'ın yasağı. Birbirinizle şu tenazı olunca tefaül babı, birbirinizle nizalaşmayın. Yani ben mi sen mi? Sen değil ben şekliyle niza yapmayın. Yaparsanız fetefşelû. Bu feşele köküdür. Baktım bu Talya Ustad bunu ehemmiyetle nazara verdiği için. Kuyu maneviyi kaybedip ayakta duramaz hale gelmek, yıkılır olmak, istinatsız, insanlar arasındaki istinat değil de Allah'ın koruması altından düşmüş olmak gibi kendini öyle görmek. Ve tezheber rihukum. Rih manevi şeydir, havadır. İrtibatı sağlayan hakikattır. O da gider. Ve tezheber rihukum. Yani manevi canlılığınız, hayatınız, hissiyatınız, şefkiniz gider. Manasında daha da çok da yan manaları var. Bu ayetteki şiddetli nehi ilahi ve teavenu alel birri ve takva. Bütün iyiliklerde ve takva gibi neticeler için birbirlerinize yardımcı olun. Orada niza yapmayın. Burada da daha ileri derecesiyle yardımcı olun. Birbirinizi destekleyin. Ayetinde hayat-ı içtimaiyece gayet hikmetli emir-i ilahiyi düstur hareket etmek. Yani hayatta sürekli tatbik etmek. Ve ihtilafın İslamiyete ne derece zararlı olduğunu, yani İslamiyete hizmete doğru, yani ikisine de bakar. Ve ehli dalaletin ehli hakka galibesini, ehli dalaletin ehli hakka galibesini, yani bu yasaklara girilince neticede böyle oluyor. Ehli dalalet ehli hakka galebe ediyor. Ona yol açılıyor. Ehli hakka galibesini ne derece tesir ettiğini, kolaylaştırdığını, galebeyi, ehli hakka galebeyi münafıklar için kolaylaştırdığını düşünüp kemal-i zaaf ve aciz ile
o ehli hakkın kafilesine fedakarane, samimane iltihak etmektir. Şahsiyetini unutmakla riya ve tasannudan kurtulup ihlası elde etmektir. Şimdi de deniliyor ya, okumak netice değil, anlamak da netice değil, yaşamak neticedir. Bu şimdi okuduk bunları, dinledik. Ama okuduk işte yani ki yaşamak meselesi bize fazla tesir etmedi, netice vermedi. O zaman değer düşük. Lemalar sayfa 154. Şimdi diğer bir ara başlık geldi. Yok, başlık değil. Parça devam ediyor. İnsaflı hakperest. İnsaf kelimesi nısuftan geliyor. Yarılama. Nısuf. Ne demek yarılama? Ne? Yani paylaştığımız bir şey mi var? Yok. Burası da mecaz bir ifadedir. Peşin karar vermemen, dinin emrettiğini, tavsiyesini görüp anlayıp ona uymak yoluyla düşünme, hareket etme. Peşin karar ortada bulunmayı, yani insafı ortada bulunmayı kaybeder. Yani ne evet ne hayır şekliyle değil de hakka bağlılık manasında insaf. İnsaflı hakperest, hani Kur'an'ın hakikatlarına bağlı, ciddi manada bağlı, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor, yani enaniyetini kırıyor. Niye bu böyle? İnsaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Ne anlayacağız? Diyeceksiniz açık meseledir. Açık meseledir de her şeyin bir hikmeti hukukiye diye tabir edilen İslam hukukunda bir şey vardır. Hikmeti vardır. Esas bilinecek olan tarafı da işin hikmet tarafıdır. Risale-i Nur için şualarda 3 tane ayetin işaretinden Risale-i Nur'un hikmet kitabı olduğunu anlatıyor. Hikmet. Allah ruhlar aleminde bütün ruhları hepinizi yarattı. Elestü diye anılır. Sordu bir, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dedik biz. Bela. Peki dedi, madem ki evet dediniz, bu evetinizi devam ettireceğim, edilip etmeyeceğinizi deneyeceğim. Sizi bir cesetli yere göndereceğim. Çeşitli hislerin bulunduğu bir ceset. Bakalım ki evet'i orada da diyecek misiniz? İmtihan. Geldik. Bir devre, zaman bakımından küçük bir devre, yani dinin geldiği, yani İslamiyet'in geldiğinden bu yana diyeceğiz. Adem Aleyhisselam'dan başlar da, ondan sonra çok karma bir durum ortaya çıktı. Orada bela dediğimizin, evet dediğimizin tatbikatını tersine gösterdik. İmtihanı verememek. Çünkü o bela dediğimiz zaman, evet dediğimiz zaman bizde hissiyat yoktu, ceset yoktu. Ruh olarak vardık.
O zaman ben sizi bir göndereyim bakalım öyle bir yere de evet diyecek misiniz? Evetiniz devam edecek mi? Abi ruhta hissiyat yok muydu ruhlar aleminde? Bu nefisteki hissiyat yoktu. Menfi hisler. Evet. Hissiyat olsa o zaman imtihana gelmeye lüzum kalmazdı. Evet, lemalar ileri dört dedik. Bundan devam ediyoruz. Çünkü insaflı hakperest. Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Yani enaniyetini kırıyor. Hasmının elinde. Burası ne anlamak lazım? Hasmın derken düşmanın elinde değil. Hissiyatıyla, enesiyle anlaşamadığı. Onun için arada anlaşmazlığın bulunduğu Müslüman arkadaşının diyelim elinde hakkı görse yukarıda yani ehli hakkın arkasından gitmekten bahsetmişti. Hasmının elinde hakkı görse nasıl bir hasım ki hak elindedir. O zaman bu kelimeleri biraz maksat manaya göre anlamamız lazım. Hasım derken biz hemen düşman, dine düşman gibi anlarız. O yanlış. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar. Memnun olur üstelik. Niye? Kendisi ihlas tarafında kalıyor da onun için memnun olması lazım. İşte bu dostluğu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim, dört sınıf. Dindarlar kesimi, hakikat dairesinde olanlar, tarikat dairesinde olanlar, ilim sahasında bulunanlar. Bu sınıf insanlar, Müslümanlar, kendilerine rehber ittihaz etseler, bu okunan hükmü, dosturu, rehber ittihaz etseler, ne olur o zaman? İhlası kazanırlar. Etmezlerse kazanamazlar. O zaman zamanın mevcut durumuna ne nazarla bakacağız bilmiyorum. Oldukça düşündürücü. İhlası kazanırlar. Lemalar 158. Üstad bunları bir ilmihal hükümleri gibi yazdı. Evet, çok net yazdı yani. Anlayıp sahip çıkmak bizden, hakikatları tebliğ etmek üstattan. Bunları biz bir sene kadar bir müddet içerisinde, geçmiş senelerde külliyattan tespit ettik. Derledik ve yazdık ve neşrettik. Niye? Bunlar istikametli düşünce veya hissin veya yaşayışın temelini teşkil ediyorlar. Bu yoldan gitmeyenin hali zavallı diye en azından tarif edilir. Yani bu da kibarcasına. Lemalar üzere 8 dedik. Her türlü dini cemaat ihlasın mezkür dosturlarını takip etmeleri gerektir. Dini cemaatlar. Umumi kaide bu. Evet. İhlası kazanmak ve
ve muhafaza etmek. Kazandın bir devre fakat ondan sonra kaybettin. Bu ihlas meselesi vicdanda, kalpte bulunan bir iyi niyetli hal ve his. İnsan daima değişen bir varlık. Şartlara göre şekil alır. O zaman muhafaza etmek, kazanmak var, bir de kazandığın o ihlası muhafaza etmek var. Ve manileri def etmek. Yani ihlasa zıt olan şeyleri önlemek için gelecek dosturlar rehberiniz olsun. Arabayı yokuşa dayadık, bu kadar ne olacak? Patronaj yapacak mı? Birinci dosturunuz. Dostur hayatta sürekli tatbik edilen şeye deniyor. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Yaptığınız her türlü dinin yapın iyidir, tavsiye ediyorum dediği nelerse onları yaşamakta, işlemekte ana gaye ve niyet ve düşünce biçimi bunu yaparsam rıza ilahi kazanırız. Kazanılır, yapmakla kazanılır diye düşünecek. Şöyle olur, tanınırım, etrafımda adamlar toplanır, sözüm geçer gibi düşünceler ortaya gelirse en azından gizli şirk olur. Allah var, ben de varım demiş gibi oluyoruz. İkinci dosturunuz, bu birinci dostur. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Onu insan kendi his dünyasını, vicdanı ve kalbi hislerini kendisi bilir. Gerçi böyle bir hissin bağlılığı fiili hayata intikal eder. Ferasetli bir insan kişinin bu yaşayışından durumunu da hisseder. Anlar bir şeyler kanaat gelir ama vazife değil onların teşkitini yapıp da tavuk satınlar. Açıkça ortaya çıkması lazım. İkinci dostumuz neymiş? Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek. Şimdi tenkidin de buraları iyi bilmemiz lazım. Bir var, gıybet oluyor zaten o. Belli bir kişiyi ismiyle, cismiyle tenkit etmek. Yani yanlışlarını söylemek. Yanlışlar da var veya yok, ona göredir veyahut da hakikattadır. O, yani hiçbir şekilde tenkit edilmeyecek. Ama hukuk umumiye kasten tecavüz varsa o zaman iş işare edilir. Çaresine bakmak için. Onun için tenkit etmemek. Hani dav arkadaşlarınız, hizmet dairesinde bulunanları tenkit etmemek. Ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Lemalar 160. Fazilet furuşluk. Ben daha üstün derecedeyim, fazilet sahibiyim gibi bir hissi takip etmek veya etmemek. Bunlar hep böyle vicdani kalbi duyguların tespitini yapıyor bu parçalar. Tatbik etmemiz lazım. Ama bunu anlayıp da kendi durumumuzla beraber mukayese yaparak durumumuzu bilmekle, mevcut durumumuzun durumunu, hakikatini anlamakla. Üçüncü dosturunuz. Bu senin asker miydi? Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz.
elinde sopa ve hücum ettiğin kimseleri mağlup etme olan kuvvet değil bu. Maddi kuvvet değil. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. İhlasta olunca o kişiyi Allah beğenir, razı olur. Razı olduğu için de onun şeyini, hizmet hayatını makbul kılar. Ve hak yolunda da olmaz, olmak gerekiyor. Hatta kitapta söylenen neyse onun ifadesidir. Hak, Allah'ın hak kısmından gelen dosturlardır. Bunun dışında beşeri düşünce ile hak aramanın bu mevzuda yeri yok. Bu maddi bir alem değil ki, isabetlidir, değildir, tutarlıdır, tutarsız diyelim akıl yoluyla. İhlasta ve hakta bilmelisiniz. Neyi? Bütün kuvvetinizi. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Niye? Kuvvet Allah'tadır. Allah hak ve ihlası takip edenin takviyesini, yani desteklemesini layık görür, destekler. O destekledi miydi? Bütün kainat onun aleyhinde olsa bir şey olmaz. Korur. Çünkü dedik ya biraz önce, kader kainatta her şeyi bilinen bilinmeyen, görünen görülmeyen, bizim haberimiz olan ve olmayan ne ki var, hepsini ezelen ebeden görüyor. Ve de kader tespiti de bu kader mevzuunda bunu anlatıyor Üstad. Ezelen tespitlidir. Niye? Allah görüyor zaten ki ne hangisine ne gider, neye layıktır. Halete, hissi, düşüncesi, niyeti nedir? Layık olduğunu bilir, ona göre hükmeder. Dördüncü dosturunuz, hükümler kısmı tespitlidir burada. Sadece hükümler kısmı. Nedenlerini biz düşüneceğiz. Yani gene o kitabın parçaların bulunduğu yerden anlatılan mana neyse onlara göre. Emanlar 161 demiştik. Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, onda bulunan meziyet sendeymiş gibi. O zaman sen kendini kenara koyuyorsun, kardeşinin meziyetiyle iftihar ediyorsun. Buna tefani sırrı deniliyor. Sen kendine yok diye bakıyorsun. Yok, yok bir varlık. Var ama yok. Neresi yok? Hissiyatı diye, yani en hissiyatları bakımından yok. Yani Elestü'de verilen evet cevabının manasında yürüyorsun, düşünüyorsun. Evet, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde. Hangi kardeşleri bu? Nesebi mi yoksa din kardeşleri mi? Hizmet dairesinde. Nesebi kardeşler de yani kavga yapıyorlar ki. Tasavvur edip faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle, yani hizmet dairesinde bulunan arkadaşların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Vicdanından, kalbinden. Niye? O dava arkadaşını seviyorsun. Şimdi bu şarttır. Böyle olunca dava arkadaşının sevme, muhabbet etme hissi kalbe gelir.
O zaman da onun lehinde bulunmak da zevkli bir şey olur. Yani ki. Bu dosturlar çok kuvvetli, çok üstün, çok hakikatli. Ama derecelidir genelde. Bizde bir miktarı varsa fevkalade, güzel. Hele bu asırda. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Ne demek tefani? Yani deyince izahını veriyor demektir. Birbirinden fani olmaktır. Yani o kardeş bu kardeşe, bu kardeş de bu kardeşe. Kenetlenme gibi bir şey yani. Bakırcılar çarşısında şeyler yaparken kenetli yaparlar böyle. Döverler. Kopmaz. Biliyorum canım onları canım. Ben bakıcı değilim ama. Evet. O zaman şöyle diyorum. Bu çok derecelidir. Zerreden şemse kadar dereceleri var deniliyor. O zaman şu çıkıyor karşımıza. Kişinin niyeti, düşünce biçimi iyidir. Bu hakikatlara bağlıdır. Ama tatbikatında işte hissiyat da devreye giriyor. Önleyici sebepler var, hisler var. Mücadele veriyor. Bazen yeniliyor, bazen yeniyor. Ama derecesiyle, ne derecedeyse. Buradaysa en üst derecesi anlatılıyor. Herkes en üst derecesi ideal deniyor ona. Oraya kadar varılmayan bir mükemmel netice. Ama belli bir miktara varmak lazım. Ama temelde düşünce iyi olacak, iyi niyet olacak. Burada anlatılanları tatbikat dairesinde icra edememekle beraber kısmen düşünce dairesinde aynı kabul etmek gerekiyor. Bu düsturlar abi mücerred hakikatler. Evet. Nasıl müşahhaslaşıyor? Kim karar verir? Mesela ben ihlaslıyım diyebilir mi bir adam? Hayır. Karar vermek diye bir şey yok. Kişi kendi his dünyasını, vicdani ve kalbi hislerini az çok iyi insafla düşünürse bilir, sezer, eksik görür. İllaki eksik görür. Müdahaleler var. Nefsane müdahaleler var. Daha iyisine doğru gayret gösterir. Zaten rivayette var. Kişinin her günü aynı olursa zarardadır. Bugün şu kadar dereceye varabildik. Yarın biraz daha yukarı dereceye gitmek gerekiyor. Gitmedi. O zaman zarardadır. Gidebileceği halde gitmedi. Zarar etti. Diye rivayet var. Bu dışarıda yani kişiler arasındaki görünen, bilinen bir mesele değil. Vicdan sahasında hissedilen, yani düşündüğümüz zaman kendimizi kontrol ettiğimiz takdirde hissederiz bunları. Yani birbirinin birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Murat dedi fikren yaşamaktır, hissen yaşamaktır. Yani hizmet dairesinde iyi niyetli ve düsturlara bağlı. Ama bu şeyi aşağıya düşürmeyeceğiz. Nedir o? Herkes ama sadece bir taraf değil. Hepsinde bir bunlara kabul etme hali olacak. Tatbik etme gayreti bulunacak. Fakat belli bir derecede tatbikatını yapabilecek. Tatbikatını yapamadığı şeylerde de farkında olup zaman seyrinde
tatbikatına geçi yani tatbikatında muvaffakiyet yani dereceyi artacağını düşünecek kişi. Evet, fikren yaşamaktır. Lemalar 162. Şimdi bu burada anlatılan şeyler en mükemmel olmazsa ideal durumunda bize ölçü yani onu hedef yapıp kendimize o üst dereceye varmak için gayret göstermek ama o bitmeyecek. İdeal deniliyor. O üst derece bitmeyecek. Her zaman üste bulunacak. Ama ona o üst dereceye varmak için de gayret sahibi olunacak. İyi niyet sahibi olunup gayret sahibi olunacak. Bu nedir? Tekamül etmenin ana şartıdır. Bunlar yoksa gaflet var. O zaman tekamül kelimesi lügat olarak kitapta kalır. Lügat kitaplarında kalır. Tekamül meselesi değil de tecadül diyeceğiz buna. Mücadeleler dairesinde yürümek. O zaman ne yapacaksınız? Manzaraya umumiyetle girince hecren cemila. Hiç münakaşa yapmadan kenara ve varsa birkaç kişicik onlarla bu yolda yürü. Yani ki onun için çoğu aramayacaksın. Kemiyet risalelerde nazara verilmiyor. Hem keyfiyet olsun, hem kemiyet olsun. O, bu asırda o, yok onlar. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin, yani bir de muhafaza etmek meselesi de yukarıda da geçtiydi. Ehemmiyeti gittikten sonra ne yapacaksın ki? Kazandın bir ara, iyi düşünceye sahip, iyi hislere sahip oldun, sonradan da kaybettin. O zaman sondaki kaybetme halin sabit kalır. Önceki şey, kazanma hali kaybedilince artık onun varlığı düşünülmez. Gitti. O fotoğraflar da yanıyor mu abi daha öncekiler? Ya işte, şu yeni fotoğraflar çekilince onlar iptal eder. Yeni fotoğraflar çekiliyor sürekli. Onun için evveluhu efsatuhu ahiruhu derdi Zübeyir abi Cevşen'den. Cevşen'de öyle geçiyor. Evveluhu iyi. Efsatuhu ortası da o da iyi. Ahiruhu iyi değil. O zaman bu sabit kalır. Çok mükemmel bir imtihan dairesindeyiz. Çok ciddi bir imtihan dairesindeyiz. Misal alemi sürekli filmler çekiyor. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin onun için yani ahiruhu hatırımıza geldi. En müessir bir sebebi Rabıta-i Mef'tir. Rabıta-i Mef't. Hakikaten samimi ve ciddi manada ölümü düşünmemiz halinde enaniyet canlı kalmaz. Kalamaz. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya, insanlar beni beğensinler diye olan bir hissin varlığına ve dünyaya sevk eden, ahirete değil de dünya tarafına çeken tuğlu emel olduğu gibi ileride şunu yapacağım, bunu yapacağım, bir sürü uzun uzun maksatlar, emeller, gayeler, takip edilen neticeler
Üstad, bir aptusalık da geçiyormuş böyle dershanede. Birisi var, mektep desteğinin kitabına bakıyor. Bir baktığında Üstad da acayip dedi. Üstadın hissiyatında o yok olan, yani var zannettiğimiz hissiyat dairesiyle, gözüyle var zannettiğimiz bu dünya hayatına hayda, onu kazanacak, o tulu emel işte bu. Üstadın hissiyatında yer almaz. Üstad Hazretleri de eski Said döneminde felsefe ve mantığa dair bazı eserler telif etmesi var. O da öyle, onlar yazdı. O kadar eski Said umumi olan Yusuf Kilyat'ta anlatılan şeyine bakılınca onlar bir ders için, ibret için, bazı maksatlar için söylendiğini anlarız. Yani eski Said devresinde de Üstad isabetliydi. Müceddit miydi o zaman da? Müceddidiyetin namzediydi diyebiliriz. 26'larda Mehdi'lik vazifesine şey yaptı ama yani Risale-i Nur'larla 1926'da. Fakat Üstad'ın o zamanlardaki düşünceleri, beyanları, izahları gösteriyor ki Üstad Hazretleri o hakikat yolunun üstün dereceli bir şahsiyetidir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğlu emel olduğu gibi riyadan nefret veren, şimdi böyle kötülüklerden sadece fikren, düşünce yoluyla muhalefet etmek yeterli değil. Allah'ın bize vermiş olduğu vazifeleri hisle yaptırmak için hissiyatlar verdi. Nefret hissini biz kendimiz almadık. Kendimiz kazanmadık. O hissi Allah koydu ama istikametli kullanmak meselesi var. 9. mektupta birkaç tane örnek veriliyor. Biz inadı kötü biliyoruz. Halbuki inat orada anlatılıyor. Dava adamı olmanın en birinci şartıdır. İnat. O hissi Allah, bu gibi hislerin hepsini Allah verdi. Ama mecralarında kullanmak bize düşüyor, tercih etmek. Risale-i dairesinde ilim var. Bir meseleyi izah etmek tafsilatıyla. Dolayısıyla bu bir rekabete de yol açıyor. Yani bu düsturları nasıl tatbik edebiliriz oralarda? Yani hiç izah etmemek mi? İzah etmeyi başkasına mı bırakmak şeklinde? Yok. İzah meselesinde Risale-i Nur'un, yani Kur'an'da da öyledir. Mesela Üstad İçtihat Bahsinde bahsediyor. Ahkam-ı Mestur-i Kur'aniye'yi izhar etmek. Mestur hükümler vardır. Ne demek? Herkes göremiyor. Derin mana inceliğine sahip. O ifadeleri okuduğu veya dinlediği zaman o derin manaları anlayamıyor. Bu nedir? Mesturdur. Yani kapalı. İşte bilen, mesela bu kaide Risale-i Nur'da da geçerli. Bilen onu görüyorsa onu ortaya koyacak. O zaman müştehit ise ortaya koymuş olduğu içtihadı da semavi oluyor. Yok, Risale-i Nur'da bu tatbikat ediliyorsa vehbi ilimdir, ilham ilahi tarafından gönderilmiştir. O ibarenin içinde bulunan manayı görüp söylemesi de vehbiliğe girer. Yani vehbi, yani ilmi ilahiden gelen ilham. O zaman bunlara dikkat edeceğiz. Yani malumatı beşeriyesiyle, malumatı sabıkasıyla işe girişmeyecek. Külliyatın içinde görecek
mesturen olsun veyahut da açık hava, yani sarıyan olsun, onların nazarını, onlarla onu izah edecek. İzah şeklini Kastamonu'da anlatır üstad. Yani hakimiyet Allah'ındır. Bütün hakikatların menşei, bilinme yolu kitaptadır. Bu bir dünya işi değil, umuru dünya değil yani. Hadis vardır. Entüm âlemu bi umuri dünyakum. Emirdağ layıkasında geçiyor rivayet. Resulullah diyor ki, siz diyor, dünya işini benden iyi daha iyi bilirsiniz. Bana sormayın onları diyor. Bana din işlerini sorun. Niye? Allah ona verdi. O da kendisi demiyor zaten. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى Peygamber hiçbir zaman için kendi kafasıyla, hissiyatıyla konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَى Allah'tan gelir, onlar bize söyler, tebliğ eder. Bunlar çok uzun çeker, daha şimdi oralara geçmiyoruz. Yani bir de külliyat mübarecesinde onları tespit etmek için de zinde olmak lazım. O kadar zindeliğimiz yok. Evet, tuğlu emel olduğu gibi, ihlas üzerinde dünya sevk eden, riyaya sevk eden, riyadan nefret veren, bak işte nefret hisler dairesinde olan bir şey bu. Nefret gerekiyor. Nefret veren ve ihlası kazandıran, rüyaya nefret ettin miydi insanlar beni beğensinler diye olan bir isteğe hisle sahip çıkınca olmaz. Nefret veren, beni beğensinler diye olan isteğe karşı nefretle karşılayan ve ihlası kazandıran rabıtay meftir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip gençlik devresinde bunlar fazla, bu hisler kazanılamıyor. Belli bir yaş devresi lazım. O zaman geçtiğimiz gençlik devresi ne olur? Düşünemedik o zaman. 7 kat kuşambaya saracaksın onu. Gençlik devresinde düşünülmez, düşünemezsin diye bir kayıt yok. Söyleniyor doğru da gençlik devresinde de istikametli düşünenler, yaşayanlar, hisler sahibi olanlar var demek mümkün. O zaman biraz zor olarak ama zor ama zor olan şey de kıymetlidir. Yani hiç varılmaz olsaydı o zaman mükellefiyet olmaz orada. Bizim gençliğimiz bozuk geçti. Ne yapacağız şimdi? İstifa mı edeceksin? İstifa edeceksin, evet. İstifa güzeldir. Ama samimi, hakiki istiğfar. Ölümünü düşünüp fani olduğunu, dünyanın fani olduğunu razı edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Şimdi gençlikte dünya baki. Yani ölmeyecek insan gibi hisler geliyor. Buna tevehhümü ebediyet olmazsa sevilmez diye lemalarda bir ifadeler var. Vehim hissi, tevehhüm dediğimiz vehim hissi hakikatları ters yüz kılan bir şey, bir his. İmtihan dünyasının icabıdır. Onu da yenersin ve rütbe alırsın. Biz şimdi burada imtihan yerinde rütbe almak için bulunuyoruz. Rütbe almanın da işte böyle bir hadiseleri var. Yenildiğin zaman rütbe alamazsın, tersine rütbe alırsın. Yenersen rütbe alırsın. İyi. Ama bütün artık kendini koyvermiş olmak da işte o zaman işte nasıl diyelim yani düşünen ve hisler sahibi olan bir insan olmaktan
çıkıyorsun gibi bir durum oluyor. Kurtulmaktır. Nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet. Hiç hayale, faraza lüzum kalmadan ehli tarikat böyle hayal yoluyla ölümü düşünüyor. Mesela diyor ki hayale lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının, yani dünyada yaşayacak olduğumuz zaman miktarının başındaki sonundaki tek meyvesi olan, ömrün tek meyvesi nedir? Kendi cenazesine bakabilir. Netice itibariyle ölecek olduğu sabit. Ama işte tevehüm ediyor. Beka, yani ölmeyecek gibi düşünüyor, hissediyor. Aldanıyor. Mücadeleyi ve rütbeyi alamıyor fazla. Onunla kendi cenazesinin, yani hayatın neticesi, bir cenaze neticesi olarak görünce şahsının mevtini, onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse, daha ilerlese, ölümünü de, asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder. Bakar ki oho, kendisi gitti. Zamanın, kendisinin zamanında bulunan insanlar da gitti. Dünya da gitti. Hepsi, yani hepsi geçici olduğunu hisseder. Yani biraz iyi düşünce yoluna alışırsa, Allah bize böyle düşünce yollarının hislerini verdi. O zaman dünyanın da ölümünü müşahede eder. İhlası etenme yol açar. Tam bir ihlas kazanmış olmaya yol açar. İşte gel, bu hale mi diyeceksin? Medeniyet midir? Marifperverlik midir? Vatanperverlik midir? Milliyetperverlik midir? Cumhuriyetperverlik midir? Yani İslam Cumhuriyeti'ni kastediyor. Haşa! Haşa, hiçbir şey değil. Belki bir kaderi ilahidir ki, üstad hakkında yani tenkitler var böyle işte ehli dalaletten. O kaderi ilahi, ehli marifet adamın, yani üstadın, dostluk ümit ettiği yerden adalet gösterdi ki, hürmet yüzünden ilmi ziyaya girmesin ve ihlası kazansın. Siyah çizdim oralara. Yani insana hürmetle böyle aferin popoflamalar olunca enaniyeti artar. Kadir ilahi de yani yardım beklediği taraflardan muhalefet geldi. Niye? Allah layık olduğu için kulunu ihlaslı kılmak istiyor. İhlasının bozulmasını istemiyor. Lemalar 174. Kardeşlerimin takva ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsnü zanları içinde ben bilmeyerek nefsim müftehirane, güya müteşekkirane. Müftehirane olduğu halde takıyor ya güya. Kendime göre diyor ama tabii onu bize ders için söylediği düşüncesindeyim. Güya müteşekkirane perdesi altında örtüyor müteşekkirane hissi, düşüncesi müftehirane'yi örtüyor. Perde diyor ona. Altında riyakarane bir enaniyet vaziyetini almak istedi. Nefis. Birden bu ehli dünyanın
hassiz hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de bilebilir, hissedebilir bir tarzda bütün yani görülmeyen şeyleri de görecek kadar ince bir hisle birden bana iliştiler. İçeride bir notka çekiyorlar. Yani bunu Üstad bize anlatıyor gibi geliyor bana. Riyakarlığın zerrelerini de görebilir bir mana. Yani görmemişler de yani güya görüyorlar manada. Üstad'a kader yol açıyor diye düşünüyorum. Ama sonunda kazanıyor ama bunları görünce riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana iliştiler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki bunların zulmü bana bir vasıta ihlas oldu. İhlas vasıtası sebebi oldu. Yani böyle olmak lazım gelir demek istiyor. Lemalar 175. Bunlar hep böyle hüküm yerleridir. Okalı bir şekilde hüküm yerleridir. El-Fatiha.